Bandırma Manifatura Tuhafiye ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici, perakende yasasının acilen çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı. Bandırma'da küçük esnafın büyük mağaza zincirlerinin haksız rekabeti sonucu zor durumda kaldığını belirten Gemici, bu durumun yetkililere defalarca ilettiklerini ancak yasa tasarısının sümen altı edildiğini ifade etti. Gemici, Bandırma'da 50'ye yakın kırtasiyeci ve kıyafet satıcısının her yıl benzer mağduriyetler yaşadığını söyledi. Büyük mağaza zincirlerinin agresif reklam kampanyalarıyla tüketiciyi çektiğini belirten Gemici, yerli kırtasiyelerimizde kanserojen ürün satılmıyor, herkes kendi işini yapmalı dedi. Biz yıllardır ağzımızda tüy bitti. Şu perakende yasası çıksın diye ama hiç adını dahi anan yok. Üst kuruluşlarımıza bu konularda yazılı ve sözlü olarak çok kez müracaat etmemize rağmen onların da herhalde ellerinden gelen çok bir şey yok. Çünkü meclise giden yasa hala sümen altı, kimsenin baktığı yok. Tabi bu arada mağduriyeti yaşayan kim? Her zaman olduğu gibi küçük esnaf. Bizim 50'ye yakın bandırmada kırtasiye ve ürünlerini satan esnafımız var. Okul kıyafetleri satan esnaflarımız var. Okulla ilgili işte çantasıydı, ayakkabısıydı, her türlü malzemeyi satan yerli esnafımız var. Bunların büyük bir çoğunluğu çok büyük mağduriyet yaşıyor. Her yıl olduğu gibi. Yani bu yılda yine gidiyorsunuz büyük marketlere bakıyorsunuz. Müthiş bir reklamasyonla televizyonlarda. İşte şu markayı şöyle alabilirsin, bu markayı böyle alabilirsin de bazı ürünlerde çok özür dilerim gel gel demek yani bu. 2-3 tane ürünün fiyatını düşük tutarak diğerlerinde insanları bir şekilde aldatarak mal satmaya çalışıyorlar. Yani bizim yerli kırtasiye mağazalarımızda gerçekten kanserojen olmayan, Çin malı olmayan, iyi markalarda güzel ürünler. Şimdi yani bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi herkes işini yapması gerekiyor. Bu üç harfli marketler her sezonda her türlü ürünü getirerek küçük esnafın mutlaka ekmeğine mani oluyor. Yani kapıların önleri manav dükkanı gibi olmuş. İçeriler işte kırtasiye sezonda kırtasiye, ne bileyim başka bir sezonda o diğer ürünler. Yani bütün esnafın, küçük esnafın alışveriş yapmasına çok büyük engeller. Çünkü niye? Bunlar on binlerce mağaza açtılar. Bütün mahalle aralarına varana kadar bunlara izin verildi. Ve hepsi artık mahalle bakkalının da yerini aldılar. Yani artık adım atacak yerimiz kalmadı. Her türlü ürünü getirip bizlerle rekabet ediyorlar. Bizim de küçük esnafımız her geçen gün yok olmakta. Benim böyle Bandırma'nın sayılı kırtasiyecilerinden 2-3 tane kırtasiyeci arkadaşım bu sene itibariyle kapattılar. Niye kapattılar? Kendi dükkanlarını kiraya verdiler insanlar. Niye versinler? Çünkü bir şey kazanamıyorlar. Onlar da bıktılar. Benim bir sürü kırtasiyeci esnafım şu anda diyor ki bir müşteri bulsak da burayı devretsek diyorlar. Niçin diyor bu insanlar? Ekmek teknesini bırakır mı insan? Herkes zarar ediyor. Yani devletin bu konuda bir önlem alıp herkes, ben marketlere karşı değilim. Tabii ki marketlerde satacak ama onlar gıda maddesi ve temizlik maddesi satacaklar. Getirip de araba lastiği, getirip televizyon, getirip işte ne bileyim bilmem ne tencere, tava satmayacaklar. Kırtasiye satmayacaklar. Biz kırtasiyeci olarak da getirip dükkanımızda patates, domates veya ne bileyim işte un, şeker, pirinç satmayacağız yani. Hani herkes işini yapmalısı gerekiyor. Herkes işini yapmadığı takdirde yıllar içerisinde küçük esnaf yok olmaya mahkum. Bizler de bu mağduriyeti artık yaşamaktan bıktık. Yetkililerin bu konuda bir an önce önlem almasını ben rica ediyorum. Teşekkür ederim.